iktidarsızlık nedir? Genelde bizde cinsel güç erkeklikle eşit tutuluyor. Yani mesela onun için iktidarsızlık diye bir laf var Türkiye'de. Ne Alman, ne İngiliz, ne Fransız literatüründe iktidarsızlık diye bir şey yok. Yani erektile disfonksiyon deniyor. Dysfunction, erektile disfonksiyon. Ama şimdi iktidarsızlık lafı öyle bir laf ki bu toplumun yansıttığı, hani ereksiyon eşittir iktidar demek. Yani eğer öyleyse John Sims, Rocco falan yani iktidarın kralı yani kral onlar. Ama öyle değil. Bizim toplumun bakışı çok farklı. Mesela bir hastam benim sırf iktidarsızlık lafından çok etkilendi ve psikolojisi bozduğu için geldi. Yani hocam hani böyle böyle problemler arada bir oluyor ama ilaçla şunla bunla ben düzeltiyordum ama iktidarsız mısın sorusu beni çok rahatsız etti diye geldi. Yani çünkü iktidarsız mısın dediğin an çok ayrı bir deyime giriyor. Psikolojik olarak mı tedavi ediliyor yoksa? Organik ve psikolojik. Yani organik tedavileri de var damarla ilgili ama önce psikolojik tedavi de var. Beklentinin ne olduğu çok önemli. Yani şimdi siz gençsiniz. İkinci, üçüncü defa yapamıyorum. Beşinci defa yapamıyorum. Normal olmuyor. Bir defa yaptıktan sonra cinsel ilişki dediğin yapabilmek. İkinci, üçüncü, beşinci senin isteğin olabilir. Karşıdakinin bekleyen çok farklı şey var. Yani biz erkekler hiçbir zaman hazır kıta değiliz. Hiçbir zaman kadınlar da hazır bir çukur değil yani. Çok farklı şeyler var.